Şarkı öden herkese sevgiler, saygılar. Artık sonbahar mevsimine girdik. Şarkı öde yaz bitti. Ya da son demler diyeyim. Havalar 3-4 gündür bayağı bir rüzgarlı geçiyor burada. Ben de bir düzenek yaptım. Telefonun kulaklığını. Rüzgardan da konuşamıyor insan ya. Yüzüme yüzüme çarpıyor. Telefonun kulaklığını daha önce bir rüzgar kesici bir mikrofon almıştık. Onun tüylü şeyin içine soktum. Selpak'ta üstüne tıkadık. Rüzgarı kessin diye. Bakalım. Test edeceğiz, göreceğiz. Şu an mesela acayip şekilde rüzgar suratıma çarpıyor. Videoyu izlerken ses var mı yok mu anlayacağız. Pazarı var bugün değil mi? Bugün salı. Uzak ya buradan salı pazarı. Coşkun Danacı. Evini gör. Özlemişindir. Şarkıda hava birden döndü yani. Millet denize girerken, hava güneşlikken havalar birden değişti böyle. Acayip rüzgarlı. Deniz ortamı tamamen şu anda bitti. Belki denize giren tek tük insan görebiliriz ama deniz ortamı bitti yani. İşi gücü olanlar zaten Şarköy'den ayrıldı. Görüyorsunuz buralarda hep insanlar oturuyor ki. Şimdi artık sandalyeler falan hep çevrilmiş. Yerler gitti yani. Rüzgarı karşıda pedal çevirmek adamı geriyor. Bu boyda çıkalım. Benim gibisi yok tekerle. Hadi bakalım Hasan. Haydi maşallah. Buraya çıktık. Şapka kafamdan uçacak vallahi ya. Bu tarafa gelmişken bir Abdullah Bey'i arayalım bakalım. Hiç oram göndermesin. Şu yutumluktan yapılan evler, yani tulo yerine bundan kullanılan evler acayip derecede kışın sıcak oluyor. Bursa'da bir binada çalışıyordum. Duvarlar yutumluktu. Gerçi bunları ince kullanıyorlar da Bursa'da daha kalındı. Yemin ediyorum size kar yağıyordu lapa lapa. Ben içeride akletle çalışıyordum, terliyordum. Buralar hep kazılmış. Buralarda yakında inşaat olur. İnşaat olur buralarda yakında. Zaten gördüğünüz 3-5 bahçe. Onlar da tek tek gidiyor. Yani uyutun. İnşaat yapacaklar için söylüyorum.
var mı yok mu bilemem ama acayip derecede ısı yalıtım yapıyor. Of of of, rüzgara bak. Bu adam nerelerde ya? Araba burada sanki. Selamun aleyküm. Sen yaşıyor musun ya? Yaşıyorum. Dün aklımdaydın abi. Benim her gün aklımdasın ama. Ben arayacaktım seni. Dedim çıkayım dedim bugün dedim video çekmeye. Canlı canlı göreyim. Çok fazla ben durmayacağım. Seni bir göreyim dedim. Video çekmeye çıktım. Birkaç gün sonra Bursa'ya gitmeyi düşünüyoruz da. Gittim bir de bir ay falan kalırım belki. Dedim gideyim dedim bir Abdullah'ı bir göreyim. Zaten sana geldiğimi takipçiler geçen bir bayanla karşılaştık. Siz dedi Abdullah Bey'e gidiyorsunuz diyor. Ben videoları hep izliyorum diyor. İsmişler videoları izliyormuş. Şimdi bu videoyu da izler o. Abdullah Bey'e de gidiyorsunuz diyor. Ben de bütün videoları izledim diyor. Ya, sen bahçeye ne ektin böyle? Durmuyorum abi ya, çalışıyorum ya. Valla. Bugün de şu arkaya bir çardak yaptım. Arkaya mı? He. Çardak yaptım bir tane. Oraya da çim. Orada mı oturacağız? Çim yapacağım oraya da. Evet. Orada bazen orada bazen bu tarafta işte. Ben görmeyeyim de buraya kaçacaksın. Heh. Baktım ben yok, yukarıdan yok. Geliyorum buradan bu tarafa yok, kaçacaksın. Yok. Benden kaçmak için yaptım. Hüseyin abi. Orada bu. Geçen. Bak ne diyor Hasan Bey. Geçen gün şey dedi ki 30 Ağustos kutlamalarında. Bak Hasan Bey geldi bak ne diyor. Kuş ötüyor seni. Mesela. Hoş bulduk Hüseyin abi, nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür, sen nasılsın? Saz yok mu diyor, saz yok mu diyor. Ya. Ya dedim biz ziyaret edeyim bari dedim, sizin geleceğiniz yok. Dur, domates gösteriyor. Bana domates göster diyor bu bak. Ya yeşil domateslerim göster titriyor ya. Yeşil tabii, toplayın yeşilleri. Ama biberleri gösterebiliriz, biberler maşallah oluyor. Sen cevizi sakla arkaya, kimse görmesin. Cevizi sakladık abi. Ceviz bu sene ilk defa verdi ya. Nasıl ilk defa verdi ya? Bu sene yeni ilk defa veriyor. Ha. Ama korumuş onlarsa. Abi kurtlanmış. Işte, bu sene ilk verdiği için öyle. İlaç biraz bir şey attın mı sen bunlara? Yok atmadım. Bu sene ilk verdi. Bunun yani. Bunun çeşidi ne bu çetlemek? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Hakikaten adam buldu domates ya. Bak bunlar senin abi. Günahını aldık senin ya. Ben bisiklet alıp tura çıktım. Ben şimdi pişmiş bir şey alamam. Domates sen cebe koydun mu salça olur evde kadar. Ya. Abi ben bugün video çekeceğim. Ondan sonra bu videolar ben Bursa'ya gittim bir yüklerim. Arda sırada sallarız. He? Yersin ya. Bak biber de. Erdal da görsün yani buraları. Almanya'dan. Tamam, geçen ne oldu biliyor musun? O çardaktan haberi yok. İskelede yengenle dolaşıyoruz. Arkamdan bir bayan bağırıyor. Hasan Bey, Hasan Bey. Bir döndük baktık. İsviçre'den gelmiş. Kadın orada bizim videolarımızı izliyormuş. He. Ondan sonra bizim videolarımızdan izlemiş. Şarkıya geliyor. Ev almak istiyor. He. Neyse tanıştık bayanla. Gittik günaydı oturup çay içtik. He? Hangi? O ev mi? He. Ciddi mi? Vallahi. Niye satmak istiyor? Haberin olsun. Bilmiyorum. Fiyat ne istiyor? 820 bin lira. Valla. Aklımızda olsun. Ev isteyenler olduğumu gösteririz Erdal'ın evi de. Ya bu adam bana domates bir şeyler toplayıp duruyor ya. Asma da var orada. Asmayı için çardak yaptım buraya. Ben Erdal'ın evi göstereyim. O tarafa gideceğim ben, video çekeceğim. Tamam. Göstereyim mi? Göster göster. Yaz bana bir de kahve içelim. Yok yok ben gideceğim. Kahvemi koymuştum sen gidi hemen 2 dakikada konuş ya. Yengemi şimdi bak uğraştıracağım. Hacı! Hacı! Ya arkadaşlar video çekmeye çıktık. Abdullah abiyi bir ziyaret edeyim dedim. Erdal arkadaşımızın babası sağ olsun. Bir kahve iç diyor. Neyse videoyu burada bitireyim ben, bir kahve içeyim. Ondan sonra çekmeye devam ederiz. Bugün bir şarkı turu yapacağım. Kaç tane video çekerim bilmiyorum. Ondan sonra Bursa'ya gitme niyetimiz var. Bursa'ya gittim de bu diyorları ben tek tek paylaşacağım. Kahve mi içiyorsun sen şimdi bana? Gel fazla Bursa'dan kalma fazla özletme yani. Valla.
şey söylüyor mu? Biz el salla bakayım. Bursa'ya selamlar. Erdal yok mu? Erdal'a selamlar. Çocukların hepsine selamlar. Aleykümselam. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.